Haluk, bak Tayyar Bey de kampanya yapmış. Biz de yapalım. Bak nasıl yapalım biliyor musun? Bir pide alana öbür pide bedava. Ha? İyi de biz bir pideden ne kazanıyoruz ki ikincisini bedavaya vereceğiz? İki kat hızlı mı batalım? Haluk, dikkat çekmek için. Yani bir başlayalım, sonra bitiririz promosyonu. Ha? Ne diyorsun? Bak işe yaramazsa anında keselim ona göre. Tamam keseriz canım. Ben Tuna'yı arayayım. Hemen el ilanlarını bastırmaya başlasın. Bana bak iyi olabilir ha. Yaşadık oğlum, yaşadık. Ece pideci de işe girmiş. Bundan sonra her gün pidecideyiz. Vereceğiz kendimizi pideye, vereceğiz pideye. Saçmalama oğlum. Bizim tenis derslerine konsantre olmamız gerekiyor. Eğer babam tenis maçından alnın nakıyla çıkarsa araba bizim demektir. Ya, ne yapıyorsunuz uşaklar? Bakayım yatmışsınız pusuya. Gene av bekliyorsunuz. Yok be İsmail abi, bizim çok daha önemli işlerimiz var. Ulu uşağım, hatundan daha önemli ne işi olabilir adamın da ya? Yoksa yine araba meselesi mi uşaklar? Aynen öyle abi. Ya arabasız hayat çekilmiyor ya. Ya uşak bak, vallahi yanılıyorsunuz ya. Bakın bana, arabasını satmış bilge kadar vallahi huzurluyum ve mutluyum da. Allah. Ya İsmail abi, hangi felsefeye dayanarak arabanı satıyorsun? Sonra da mutlu olabiliyorsun ya. Bak uşak, ben de ilk başta arabamı sattığımda parasız pulsuz kalınca başka çare bulamadım. Sattım arabayı. Aynı ya sizin gibi şey karaları bağladım. Ama sonra gördüm ki yanılıyım. Neyse ya, anlatın. Niye değilsiniz? Ne var ne yok? Ne olayım? Ne yapalım abi? Benim hatun var Ece. Bizim pideci de işe girmiş. Bizim pideci derken? Ya kardeşim lafı mı olur ya? Sizin pideci bizim pideci. Desene ki bundan sonra hatunu her gün göreceksiniz. Vallahi vallahi öyle İsmail abi. Hem de orada böyle patronun oğlu olarak karizmam çok yerinde olacak ya. Ya kanka bir şey soracağım. Siz bizim salona ortak mı oldunuz? Sen nereden patronun oğlu oluyorsun? Ya kardeşim yapma şöyle şeyler ya. Allah Allah. Aramızda sen ben mi var oğlum ya? Allah Allah. Senin baban benim babam. Vallahi uşaklar yanılıyorsunuz. Yani patron oğlu olmak işe yaramay. Ben ne kaybettimse bu patron oğlu olmaktan kaybettim uşaklar. Allah Allah. Nasıl yani? Ya mesela bakın şimdi. Şirkette çok güzel sekreterler vardır. Giderim derim ki akşam seni yemeğe çıkarayım derim de baş başa yemek yiyelim. Olmaz diye İsmail Bey. Ya niye olmaz? Yakışıklılık bende, para bende, karizma bende, patronun oğluyum. Hani niye gelmeyorsun benimle yemeğe? Diye bakayım. Sen patronun oğlusun da dedikodu olur, laf olur. Ya çıldırıyorum. Geçiyorum muhasebe bölümüne. Bir bakıyorum ya o kadar güzel atıyor ki. Vallahi yok bir içim su ya. Diyelim ki gel akşam seni yemeğe çıkarayım. Olmaz İsmail Bey. Ya niye olmaz diyorum, çıldırıyorum. Sen patron oğluysun dedikodu olur. Yani sizin anlayacağınız uşaklar, ben ne kaybettiysem patronun oğlu olmaktan kaybettim. Keşke patronun oğlu olmasaydım da bir işçi olsaydım uşaklar. Vallahi İsmail abi açık konuşalım mı? Kadınların seninle çıkmama sebebi patron oğlu olmandan çok evli olmandı. O da var tabii ki o. Teşekkür ederim. Kendi piden diye söylemiyorum ama Karadeniz'de bile böyle pide yiyemezsiniz. Çünkü Karadeniz'in en iyi ustası burada. Size sağlık efendim, çok güzel. Şimdi bu Haluk Bey hangi pidesle çalışıyor bu usta? Sıkıysa gelsin da bir bakalım. Bizim usta böyle espri yapar, böyle şakacıdır. Merak ettim de kim bu pideci ustası? Ben bükemediğim bileği öperim de. Ya senden bahsediyorum İdris Usta. Ne haber Haluk? Merhaba. İyidir Zero. Aslında işler çok da iç açıcı değil. Merak etme abi sen. Şu yeni reklam kampanyasıyla ilgili broşürleri hazırlattım. Bir pide alana bir pide de bizden bedava. Bak işler ne biçim açılacak. İnşallah açılır. Yoksa iki kat hızlı batacağız. Haluk ben sana bir konuda daha yardım etmek istiyorum abi. Neymiş? Şu tenis dersleri konusunda. Gerek yok. Ne demek gerek yok abicim ya? Ya bir fil baleden ne kadar anlarsa sen de tenisten o kadar anlıyorsun. Zero. Eğer dükkanın ortasında bale yapmak istemiyorsan kapa çeneni. Sen çıkmayacaksın abicim maça. Başka çaresi yok. Çıkaracağım.
Delikanlı adam verdiği sözde durur. Ya Haluk, ben adamı kortta seyrettim abi. Adam çok iyi tenis oynuyor ya. Vallahi seni madara edecek ya. Bak, senin yerin için söylüyorum bütün bunları ben. Eline tenis raketi alan herkes oynuyor. Abiciğim, bu tenis dediğin şey böyle bir haftada öğrenilecek bir spor değil bir kere. Zero, senin yaptığın şeyi ben haydi haydi yaparım. Almayacak mısın abicim ders? Almayacağım. Rezil olacaksın yani. Bak, hadi. Kayıtlara geçsin abicim. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum ama sen bu yardımı geri çeviriyorsun. Hadi Zero, hadi hadi. Gidiyorum bak. Tamam hadi. Son bir şans veriyorum sana. Ya hasbinallah ya Rabbi ya. Burada çalışalım. Topsuz bu güzel şeyin içerisinde. Ulan amma baktılar şu tenise ha. Haluk bizim bu tenis maçı hikayesini biraz fazla abarttığımızı düşünüyor. Meltemciğim, belki Haluk tenis oynamayı biliyordur. Kaç senelik kocam bilse bilmez mi? O zaman buna tamamen erkek egosu diyelim. Yani erkek milleti herhangi bir ürik asit yarıştırma fırsatını asla kaçırmaz. Ya belki bu maç aralarındaki buzların erimesine sebep olur. Ne dersin? Hiç sanmıyorum. Yani Tansel'in ne kadar iyi tenis oynadığını gördün. Tabii canım. Haluk Bey de inat konusunda Tansel'in teniste olduğu kadar iyi. Ay sorma, baksana tenis bilmediği halde inat etti o maçı yapacağım diye. Vazgeçirsen onu. Hayatta vazgeçmez. Çünkü o hile yapmaz. Delikanlı adam hile hurda yapmaz der, inletir ortalığı vallahi. Yani ben kavga çıkacak diye korkuyorum açıkçası. Al benden de o kadar. Bir şey söyleyeceğim ya. Sen Tansel Bey'le konuşsan, o maçı iptal etse, ha? Vallahi Meltemciğim, ben dünden beri vazgeçirmeye çalışıyorum Tansel'i. Ama o da korktu kaçtı derler diye vazgeçmiyor. Al birini vur ötekine. Ne kadar birbirlerinden ayrı görünseler de aslında aynılar. Maalesef. Ece gel, vazgeç bu işten. Babam Haluk amcanın yanında işe başladığını öğrenince delirecek. Ben de zaten onun için işe girdim. Beni followerlarımdan, telefonumdan, bilgisayarımdan ayırmak neymiş görecek baba. Siz geldiniz mi kızlar? Ne var ne yok? Sana çok güzel haberlerim var babacığım. İyi, ben güzel haberlere bayılırım. Hani part-time iş arıyordum ya. Hı-hı. Buldum babacığım. Bu kadar çabuk mu? Peki nerede iş buldun? Senin gibi yeme içme sektörünü seçtim babacığım. Öyle mi? Fevkalade. Nerede çalışıyorsun peki? Bir restoranda. Umarım damak zevkine önem veren bir yerdir. Bir pideci babacığım. Öyle mi? Güzel. Yani Alaturka bir yer demek. Evet babacığım, ben de orada servis elemanlığı yapacağım. Aferin Ececiğim. Yani annen de benim gibi seninle gurur duyacak, emin ol. Umarım çalıştığım yere gelir beni ziyaret edersiniz babacığım. Ederiz kızım, etmez miyiz? Nerede o restoran? Çok uzakta değil babacığım. Çarşının içinde bir yer. Neresi? Taş fırın pidecisi. Taş fırın pidecisi, taş fırın. Taş fırın pidecisi mi? Evet babacığım. Yani...